Evet arkadaşlar uzun zamandır nasıl coins kastım veya aldığımı soruyordunuz ve ben de size bir site buldum. Açıklamadaki linkten z2u.com'a girebilir, ucuz, hızlı ve güvenilir coins satın alabilirsiniz. İyi seyirler. Bu videoda öyle transferler yapacağız ki, öyle şeyler yapacağız ki gerçekten aklınız duracak, şaşıracaksınız, kalacaksınız. Yani gerçekten müthiş şeyler olacak bu videoda. Video başlamadan önce arkadaşlar bu videoda sizlerden... Gerçekten bomba bir like patlaması bekliyorum. Yeniyseniz de abone olun bildirimleri açın ki hiçbir detayı kaçırmayın arkadaşlar. Bütün detaylardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda çok heyecanlıyım. Mükemmel transferler yapacağım. Gerçekten takım efsane olacak. Beşiktaş'a biliyorsunuz dönem ara transfer döneminde yeni bir transfer geldi ve ilk maçında gol attı. Tabii ki onu bugün alacağız sizlerle birlikte ve daha neler neler yapacağız arkadaşlar. Videoyu kesinlikle baştan sona izleyin. Hiçbir detayı kaçırmayın. Diğer videoları kaçırmamak için de abone olun bildirimleri açın ki hiçbir videoyu kaçırmayın. Ve videoya kesinlikle like atın arkadaşlar. Bu çok önemli. Çok iyi ilerliyor serimiz şu anda. Hiçbir şekilde bozulmasın diye like'larınızı atın. Yükseltebildiğim kadar da yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü çok güzel ilerliyor sizin desteklerinizle de seri. Ve böyle de devam edeceğim arkadaşlar. Gerçekten müthiş şeyler yapacağız sizlerle birlikte bugün. Haydi bakalım. O zaman hemen ilk transferimiz Geri Rodriguez ile başlıyoruz. Bugün dizilişimizi değiştirdik arkadaşlar. Görmüşsünüzdür zaten. Hemen 74'lük Geri Rodriguez ile ilk transferimize başlıyoruz. Şöyle abi takımı falan sıfırlayalım. Zaten bütün takımlardan transfer yapacağımız için Hemen şöyle gelelim. Buraya hemen geri yazıyorum. Geri Rodriguez. 74 ratinglik sol orta sağ kartı. 28 bin coins'e var. Mükemmel transferler yapacağız arkadaşlar. Gerçekten müthiş transferler yapacağız. 26.000 bin coins'e var. 16 var. 16 bin niye alayım ya? Dur şöyle 16 yazayım abi. Yoksa alırım hemen. 16 bin yazıyorum Geri Rodriguez için. Kaydettim arattım ve... 15.810 coins'e geri Rodriguez alıyorum. Direkt üstüne Ferdi'yi basacağım abi hiç bekletmeden. Şöyle gelelim. Geri Rodriguez'i aldık abi inşallah bu iyidir bu arada. bu iyidir ben yükseltmek zorunda kalmayayım derken 8 tamam güzel. Gayet iyi. Hemen çalıştır diyorum. Bastım bakalım. Abi 444 bin coins yine fazla ama 90'a yükseliyor yani biz zahmetle yükselsin. Basıyorum abi Geri Rodriguez'i direkt aldığım gibi 90 rating yaptım. Müthiş müthiş gerçekten harika. 400 bin coins harcadık bu adam için. Abi hızlanmaya bak 103 oldu çeviklik 101 oldu. Kesinlikle mükemmel görünüyor. Şimdi Ryan bir Fenerbahçe transfer daha yapmayalım o zaman. Hemen Radamel Falcao yerine değil Adem Laiç yerine önce transfer yapalım. Çünkü buradaki transferi tahmin ediyorsunuzdur. Adem Laiç yerine Sofiane Feguli geliyor arkadaşlar. Aslında Vişka mı Feguli mi çok kararsız kaldım. Yine yorumları yazın arkadaşlar. Yani Galatasaray'dan daha az oyuncu olmasın diye şu an Feguli alıyorum. Yoksa şey alacaktım. Benim aklımda Vişka vardı ama sizler için şu anda Feguli alıyorum. Daha çok Feguli taraftarı var diye. Feguli isteyenler var diye. Ama Vişka'nın kartı gerçekten oyunda Süper süperlikteki en iyi şey kartı yani en iyi sağ orta sağ kartı tabii ki. Abi Feguli ne kadar bu arada? Feguli'yi bulamıyoruz. Feguli karşımıza çıkmıyor. Arkadaşlar galiba 200 bin coins vereceğiz buna ve yükseltmeyle beraber de baya bir girecek gibi duruyor. Bakalım ama inşallah girmez. 180, 169, 160 bin coins. Arkadaşlar inşallah çok girmez. Lütfen çok fazla girmesin. Çok korkuyorum şu anda. Gerçekten Feguli garip şeyler yaptı şu an. Adem de çıkartıyorum buradan. Feguli'yi koyuyorum ama 196 bin coin oraya verdik. Buraya vermeyelim o kadar derken 529 bin de buraya veriyoruz. Ah içim acıyor içim. Vallahi içim acıyor ya. Yemin ediyorum içim acıyor abi neler yapıyoruz. 3 milyon coins şimdiden kaldı. Bütün coinsler bitişe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bakalım neler olacak. Bu arada Kevin Prince, Boateng'i ben nasıl yükselteceğim? Falcao'yu da basmam, Muriç'i de basmam. Çünkü Falcao'yu basarsam Fenerbahçe taraftarları, Muri... yok Galatasaray taraftarları, Muriç'i basarsam da Fenerbahçe taraftarları kızacak. Bakacağım abi durun. Bir saniye şu anda bir dakika. Bir durun. E, Randon Kerin'i hemen Emre Belösoğlu'na alalım. Asıl transferi en sona bırakıyorum. İlk maçında gol attı. Bakalım Galatasaray Beşiktaş'a bu dönem çok faydalı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen 76 ile mükemmel bir MO pozisyonu olan Emre Belösoğlu'nu takımımıza transfer edeceğiz. Hemen arama diyelim bakalım çıkacak mı. E, ama bir dakika abi Emre'nin adı direkt böyle olsun. Lütfen şu anda ya. Evet gayet güzel oldu şu anda. 66 60 bin yazacağım. 60 bin yazacağım. Bakalım çıkacak mı ki çıkar diye düşünüyorum 60 bine. 60 bin yazdım. Arattım. Kaydettim. Hadi bakalım. 51 bine 56 bine. 45 bine 39 bine de var arkadaşlar. 30 bine de gördüm. En iyisi 30 binlik sanırım. Aynen 30 binlik Emre Belozoğlu'nu da alıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte. Ve bakalım buna ne kadar vereceğiz. buna o kadar vereceğimi düşünmüyorum ama. Bunu o kadar çok... Coins harcayacağımızı çok da düşünmüyorum ama bakalım. Ryan hemen değiştiriyorum Emre'yi. 9 yanda boost'u var. Çok temiz oldu bu. Bu çok güzel oldu. Hemen abi Ryan bastım. 9 ratingde buraya basıyoruz. 85 rating oluyor ve 130 bin coins harcıyoruz. Tamam. Emre Belozoğlu için harcadığımız coins çok da fazla gelmedi bana. Yani çok da üzülmedim. Artık Lemina da pozisyonunda oynuyor. Bu arada Galatasaraylılar buna sevinebilir, alkış yapabilir. Ve şimdi sırada kim var? Sırada Kevin Prince Boateng var. Kevin Prince Boateng hiç kimya uyumu olmayacak ama alıyorum arkadaşlar bu videoluk. Şimdi arkadaşlar Kruse'yi de alacağım sonra. Hangisi o hafta daha iyi performans sergilediyse o hafta o oynayacak takımda. Onu da söyleyeyim yani. Yakında Kurusya'da gelecek takıma. Boateng'in bu arada reytingi 77 idi sanırım. Hemen Boat yazalım. Fiorentina'da oynayan bir topçumuz bu. Hemen MF dedik ve arattık bakalım. Evet 30 bin coins 29 bin coins'e de var. Hemen şöyle fiyat olarak 30 bin coins yazayım. Direkt çıkanlara bakalım arkadaşlar. Çok da fazla uğraşmadan alalım. 27.500 23.000'e var. Artık abi 23.000'liği alıyorum. 23.550 coin ise Boateng'i de aldım. Ve hemen takıma onu da koyuyorum. Kimya uyumu olmayacak ama olsun abi sıkıntı yok. Kevin, Prince, Boateng'in boost'u çok düşük. Umarım yükseltebiliyoruzdur. Çünkü yoksa çok üzülürüm. Ki şimdi abi ben bunu 85 yapmam lazım şu an. Bu oyuncularla beraber 85'e yükselmesi lazım. Yoksa bizi çok üzer bu. Ee, Zozulia'yı koyalım. Şunları koyalım abi. Bunlar önemsiz oyuncular zaten. Sonra bunları da koyalım abi. 85'e kadar yolumuz var. 85'e kadar yükselteceğim arkadaşlar anlayacağınız. Yoksa o kadar da değil yani. Ama bayağı bir yükselmiş olacak. Her neyse abi sıkıntı yok. Daha sonra zaten bu boostları biz kullanacağız. 646 bin coins de Boateng için verdim gitti be. Oh be. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Muriç'i bassam 90 rating oluyor. Falcao'yu da bassam 92 rating oluyor. Yok artık ama durun ama durun. Şimdi düşünsenize bastım bastığımı bunların ikisini. Abi 92 oluyor ve 93 yapabiliyoruz şu an Sörlot'u. Of neler olur Sörlot'a var ya. Abi birisini 93 yapacağız yakında. Zaten gol kralı olanla ilgili öyle planlarım var. Garip garip planlarım. Bakalım neler olacak. Hemen arkadaşlar o zaman boostlarımızı yükseltelim. Öncelikle Boateng'i yükseltiyoruz tabii ki. Boateng'i ben daha da yükseltmek istiyorum ama Bakalım yakında bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Bu kadroda çok garip şeyler olacak. Yani şu anda Kruse Muruç'tan daha iyi gidiyor. O yüzden takıma Kruse'yi alıp hemen Muruç'u Kruse'ye basabilirim. Buna Fenerbahçelerin ne sanmıyorum. Sonuçta aynı takım oyuncularını yapmış oluyorum. Hemen abi 9 yapalım ya. Bütün boostlarını yükseltelim. Takımın reytinginin yükselmesi lazım. Çünkü coin ama bu konuda hiç üzülmüyorum. Yani bu konuda giden coinslere gerçekten üzülmüyorum. Hemen gelelim uzaktan şut. Geri rodi de basalım arkadaşlar. Uzaktan şut boost'unu geri rodi de basalım. Bakalım kadronun son hali kaç rating olacak? Kimya düştü maalesef ama ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. O da düşecek öyle. Feguli'yi de bastık. Feguli'yi de bastık. Güzel güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Boostları basa basa ilerliyoruz. Bir sonraki bölümde bakalım kaç tane oyuncuyu 90 rating yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada 9'dan da fazla olmasın. Neredeyse 10 gen olacak boostu. Uf bayağı bir coin sarcadık abi. Bu bölüm gerçekten bayağı coin sarcadık hani basılı oyuncular olmasa yükseltmemiz 15-20 milyondan fazla coins gitmiş oldu arkadaşlar ve takım yüzgen oldu ve 134 kimya da şu anda daha da fazla yükseltmeler yapabiliriz ki arkadaşlar şu anda istersem Serdar Ezzi'yi 89 90 rating yapabiliyorum. Şöyle 97'sinde basarsam Serdar Aziz'e de 90 rating yapabiliyorum. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde Serdar Azizi 90. Abi bütün takımı 87 üstü yapmak istiyorum ben aslında da. Şu an mesela Boateng'i 87 yapamayız. Ya sadece 86 yapabiliriz. Orta sahayı yapabiliyor muyuz abi? Orta sahamız var mı? Orta sahamız var sanırım. Emre Belözoğlu'nu şu an 86 yapacağım. Yani en azından 86 olsun arkadaşlar diye düşünüyorum. Zaten oyuncunun değeri de çok fazla değilmiş. Hemen şöyle basalım. Böyle böyle gelelim, gelelim ve evet. 86 rating en azından yaptım arkadaşlar şu anda Emre Belözoğlu'nu. 86 rating'de kalsın şu anda. Ve bakalım abi başka kimi yükseltebiliriz. Gökhan Gönül de 86 yapabiliyorsam yapacağım. Dump freeze var ama Miranda'yı bas basamayız. O zaman abi bu şekilde bunları da basalım. Bayağı bir yükseltme olacak arkadaşlar. Şöyle artıya bassam. Tamam 209 bin coin ise Gökhan Gönül de 86 rating yaptım. Arkadaşlar bu yükseltmeler özel sizlerden. Hani bomba bir like patlaması falan bekliyorum. Takım şu anda harika görünüyor. Mükemmel olduğu gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Şöyle değiştirirsek ne olur. 131'e düştü kimya. Kimyayı nasıl arttıracağımızı da tam anlamadım ki abi. Şu an ne kadar oluyor? 134 hala. Ha, video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın ama abi. Ama abi videodan çıkmadan önce madem bu kadar coins harcadık. Madem bu coinsleri biz harcadık. O zaman şöyle bir şey yapmayalım mı? Paketlere girip. Buraya gelip. Bu paketten bir tane açmayalım mı? İçinden de bir tane Loris çıkmasın mı? Acaba çıkmasa mı? Çıksa mı Loris bir tane içinden? İçinden bir elit oyuncu en azından çıksa mı kankam? Dias pelo la fina. Allah seni. Bir tane daha açıyorum. Çok gaza geldim abi. Niye gaza geliyorum ben bu kadar? Abi yapma bunu. 500 bin coins mi gitti? Lütfen. Lütfen. Allah kahretmesin. Kurzavana senin ben ya. Çok gaza geldim arkadaşlar. Neyse o zaman burada yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Yoksa ben batacağım. Kadromuzun son halde gördüğünüz gibi bu şekildeydi arkadaşlar. Boa tank değiştikten sonra buraya zaten Max Kuruse gelirse... O zaman başka bir oyuncuyu değiştirmemiz gerekir. Vallahi çok karışık bir kadro olacak. Neyse 3 Beşiktaş, 3 Galatasaray, 3 Fenerbahçe oldu. 2 de Trabzonlu var. Sörlot'u da Santrafor'a koyduk yani. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bu unutmayın arkadaşlar. Video like ve yorum atmayı unutmayın ki daha fazla yükseltmeler devam etsin. Dediğim gibi mükemmel yükseltmeleri devam edeceğiz. Daha Muriç'in falan boostu var yani arkada. Göreceksiniz çok güzel şeyler olacak. Şuradan kanala abone olup butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman sakın ama sakın unutmayın. Ve bye bye.